Merhaba arkadaşlar. Açık Seti TV'de 2023 Aralık çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. Peygamber Efendimizin hayatı 3 testini çözeceğiz. Haydi başlayalım birlikte gençler. Evet, bu ifadeler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir demiş arkadaşlar. Bakalım. Allah'a sığınıp güvenerek bela ve felaketlere direnç göstermektir. Olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanettir arkadaşlar. Direnç göstermek, metanetli kalmak, sabır gençler, sabır. Sabırlı olmak cevabımız Denizli olacaktır. Bu durum Hz. Muhammed'in ahlaki vasıflarından hangisine örnek gösterilebilir? Hz. Muhammed heybetinden korkan kişileri rahat ol. Ben kral değilim. Ben Kureyş'ten kurtulmuş et yiyen bir kadının oğluyum. Kurutulmuş pardon. Kureyş'ten kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum diyerek heyecanlanmasına gerek olmadığını ifade etmiştir. Arkadaşlar bu neyi gösteriyor? Tevazu sahibi olduğunu gösteriyor. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım arkadaşlar. Tutum ve davranışlarda sadece Allah'ın hoşnutluğunu gözetme, sözün öze uyması ve samimiyet. Sözün öze uyması ve samimiyet. Arkadaşlar ihlaslı davranma. Evet, ihlaslı, halis davranma. Halis, özün olduğu gibi, değil mi? Peki, cevabımız Bursa olacaktır. Evet, hangisi, ayetlerden hangisi Hz. Muhammed'in ahlaki vasıflarından hilm ile ilgilidir? Evet arkadaşlar, hilm nedir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğün en güzel kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Fussilet suresi 34. ayet arkadaşlar. Hilm, dostluk, değil mi? Peki cevabımız da Adana oldu. Geldik 5. soruya. Bu metinde bahsedilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım arkadaşlar. Hanabi ile birlikte Habeşistan'a hicret etmiş olup Hz. Muhammed tarafından onların dostu ve hakimi Allah'tır. Lut'tan sonra ailesiyle hicret eden ilk kimselerdir sözleriyle övülmüş. Mekke'ye döndükten sonra Medine'ye de hicret ettiği için iki hicretin faziletini elde etmiştir. Kim bu arkadaşlar? Hazreti Osman radıyallahu anh. Değil mi? Cevabımız Ceyhan olacaktır. Hazreti Muhammed'in hangi göreviyle ilgilidir? Bakalım arkadaşlar. Hz. Muhammed Allah tarafından kendisine bildirilen vahyi insanlara eksiksiz olarak iletmekte görevlidir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı elbette onu kudretimizle yakalardık sözleri buyurulmaktadır. Arkadaşlar ne diyor? Bildirilen vahyi insanlara eksiksiz iletmekle görevli. Yani tebliğ etmek arkadaşlar. Tebliğ etmek, öğretmek, anlatmak, değil mi? Cevabımız Adana olacaktır. Geldik gençler 7. soruya. Bu ayet Hz. Muhammed'in aşağıdaki görevlerinden hangisiyle ilgilidir demiş. Bakalım. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik. Nahl suresi 44. ayet. Arkadaşlar ne diyor? Açıklaman ve onları üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik. Beyan etmen, onlara açıklaman, beyan etmen, tebyin etmen arkadaşlar. Cevabımız Denizli. Hangisi Hz. Muhammed'in temsil göreviyle ilgilidir arkadaşlar? Bakalım. Allah'ın kendisine indirmiş olduğu vahiyleri eksiksiz olarak insanlara bildirilmesi bu tebyin. İman, ibadet ve ahlak esaslarının hayata nasıl aktarılacağını. Arkadaşlar ne yapmıştık önceki videolarda hatırlayın. Arapçada başta T harfi olmaz. Ünlü harf de bulunmaz. Harekelerle gösterilir. Arkadaşlar ne kaldı elimde? MSL. MSL misali çağrıştırıyor mu? Misal, örnek, temsil, örnek görev. Burada da arkadaşlar nasıl aktarılacağını göstermesi, örnek olması cevabımız Bursa olacaktır. Geldik 9. soruya. Kur'an-ı Kerim'de hükmü bulunmayan meseleler hakkında Hz. Muhammed'in hüküm koyması hangi kavramla ilgilidir? Arkadaşlar bilgi sorusu, bunları bileceğiz. Teşri kavramı ile ilgili olacaktır. Cevabımız Adana olacaktır. Hangisi Kur'an-ı Kerim'in okunması ile ilgili bir kavram değildir arkadaşlar? Tilavet, okuma şekli, tertil, kıraat, bunlar okuma şekli. Tezkiye arkadaşlar temizlenmek, temizlik demektir. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Geldik son sorumuza. Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu hiç tereddüt etmeden kabul etmiştir. Müslüman olduğu için baskı ve işkence gören köleleri hürriyetine kavuşturmuştur.
Halifeliği döneminde verdiği talimat ile Kur'an-ı Kerim'in mushaf haline yani kitaplaştırılmasını sağlamıştır. Kim bu sahabemiz arkadaşlar? Hazreti Ebu Bekir cevabımız Denizli olacaktır. Evet gençler bu testimiz burada sona erdi. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.